Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Şubat ayı burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Bu videoda sevgili terazi burçları, Şubat ayına dolunayın etkileriyle başlıyoruz. Dolunay Aslan burcunda gerçekleşecek. Peki Aslan burcundaki bu dolunay terazi burcunu nasıl etkileyecek dediğimiz takdirde de sevgili terazi burçları, Aslan burcundaki bu dolunay sizin sosyal çevre alanınızla etkileyecek ve burada artık sosyal çevrenizdeki bazı arkadaşlarla görüşmeme kararı alabilirsiniz. Arkadaşlığınızı bitirebilirsiniz. Bazı gittiğiniz gruplara artık gitmeme kararı alabilirsiniz. Bazı kulüplere, bazı üye olduğunuz yerlerle ilgili artık bu üyeliği bitirme, gittiğiniz kulüpteki yine üyeliğinizi bitirme, arkadaş ortamlarınızı değiştirme, bazı arkadaşlıklarla görüşmeme ve bitirme kararı alabilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sevgili terazi burçları, burası biraz da bizim umutlarımızın olduğu bir ev. Bazı belki de umut ettiğimiz, belki de hayal ettiğimiz bazı şeyleri de bitirmek isteyebiliriz. Artık yani evet bu benim hayalimdi ama yapamayacağım ya da olmuyor gibi düşünerek bu konuyu kapatmak, bu hayal ettiğiniz durumu bitirmek gibi de bir durum içinde de kalabilirsiniz aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Yine çalıştığınız yerle ilgili de bir şeyi bitirme, bir kazanımla ilgili bir para konusu, bir yerden gelen bir para konusuyla ilgili de bir durumu kapatma ve bitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir sizin adınıza. Yöneticiniz 6. evde ilerliyor. Ayın bir saniye sevgili arkadaşlar. Yöneticiniz evet ayın 20'sine kadar sevgili arkadaşlar, ayın 20'sine kadar 6. evinizde ilerliyor. Burada size iş ortamında daha iyi bir imkan sağlayabilir. Gündelik hayatınızda koşuşturmacalarınız içindeki ilişki durumlarınız, konuşma şekliniz, insanlarla aranızdaki ilişki durumunu gayet yumuşak ve gayet olumlu bir şekilde yürütmenize yardımcı olacaktır sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar, ayın 11'inde, Şubat'ın 11'inde Merkür Kova burcuna geçecek. Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte sizin biraz daha eğer çocuklarımız varsa çocuklarımızla ilgili bir iletişimimizde artık daha kararlı, daha baskın, daha ne istediğinizi bilen bir şekilde, yani artık çocuklarımıza da yeri geldiğinde res çekme, çocuklarımıza artık şart koşma ya da belli bir işte belli bir yere kadar onlara sınır verme, belli bir yere kadar onlar için bir şeyler yapma. Yani artık yapıyorsan yap, yapmıyorsan yok, bitti. Yani bu tarz bir enerji verebilir. Artık daha kararlı ve kararlarımızın da arkasında duracağımız bir döneme girebilirsiniz burada. Aynı zamanda yine hayatında kimse olmayanlar için aşk hayatınızda biraz böyle flörtözlük var ama daha çok böyle görüştüğünüz, konuştuğunuz, aynı fikri paylaştığınız, aynı yolda yürüdüğünüz, aynı düşüncede yürüdüğünüz, belki bir siyasi bir parti durumu da söz konusu olabilir. Siyasi bir görüş de olabilir. Bu alanlarda ki kişilerle böyle zihinsel flörtleşme bu biraz aslında. Yani konuşmayla flörtleşme, zihinsel flörtleşme, düşüncelerle, kararlarla flörtleşme gibi bir enerji de verecektir size sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda biraz daha sosyal olmak isteyebiliriz. Biraz daha konforumuzu düşünebiliriz. Merkür Kova'dayken daha böyle özgürlük arayışında olabiliriz. Daha özgür olmak isteyeceğimiz. Belki sanatsal aktivitelere gitmek isteyebiliriz. Aynı zamanda evet özgür olmak isteyeceğiz burada ama biraz da böyle konuşurken özgür olmak gibi de bir durum söz konusu. Sanki şimdiye kadar bir şeyleri söyleyememişsiniz, böyle içinizde saklamışsınız, konuşamamışsınız, sanki size konuşma diyen varmış gibi. Ama Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle artık size
Düşüncelerini rahat rahat konuşma özgürlüğü verecektir sevgili arkadaşlar ve siz rahat rahat fikrinizi, düşüncelerinizi söyleme etkisiyle artık kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz bu alanda sevgili arkadaşlar. Çünkü terazi burcu bir hava elementi, kova burcu da bir hava elementi, Merkür de zaten ikizler burcunun yöneticisi. Kova burcunda da zaten iyi bir pozisyonda. Bu da demek oluyor ki artık rahat rahat özgür bir şekilde şu buraya kadar gelen söyleyemediğiniz bu sözler var ya, burama kadar geldi deriz. Artık onları rahat rahat söyleyeceğiniz bir sürece gireceksiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda ayın 15'inde Venüs-Neptün kavuşumu var sevgili arkadaşlar. Nerede? Balık burcunda. Bu da demek oluyor ki iş hayatında çalıştığımız yerde daha böyle anlaşacağımız kişilerle karşı karşıya gelebiliriz. Yeni anlaşmalar, yeni iş anlaşmaları, yeni sözleşmeler gibi durumlar da söz konusu olabilir. Geçmişte iş yaptığınız biriyle tekrar bir anlaşmaya gitmek ya da bir iş yapma gibi durumlar söz konusu olabilir. Yanımızda çalıştırdığımız kişilerle ilgili daha böyle iyicil enerjilerin olduğu, birbirimizi daha iyi anlayacağımız bir süreç söz konusu olabilir. Yine bazı hem bekar hem de hayatında kimse olmayanlar için birlikte çalıştıkları kişilerle bir aşka başlayabilir bu arkadaşlığınız. Sevgili arkadaşlar, bazı terazi burçları da bir evcil hayvan alma gibi, bir evcil hayvan besleme gibi, evinize bir şeyler alma gibi bir durum söz konusu olacaktır terazi burcu için. Ve 20 Şubat'ta bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay yine balık burcunda olacak sevgili arkadaşlar. Balık burcundaki bu yeni ay bizleri biraz önce söylediğim gibi yeni bir iş, yeni bir ortaklık alanı, yeni bir iş anlaşmaları, yeni bir çalışma ortamı, yeni bir yanımıza çalıştıracağımız bir kişi alma, yardımcı alma, evcil hayvan alma gibi gündemler söz konusu olacaktır. Ve aynı zamanda yine 20 Şubat'ta Venüs de Koç burcuna geçecek. Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle bizim evlilik evimizde biraz böyle artık daha hararetli, daha tutkulu, daha heyecanlı zamanlar bekliyor bizi. Evet, daha heyecanlıyız, birden parlayabiliriz, birden sönebiliriz. Ne istiyorsak acele acele yapmak isteyebiliriz. Burada bir çoğalma da var aynı zamanda. Evlilik evinizde bir çoğalma var sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Aşkınız belki artabilir sevgili arkadaşlar. Sevginizi daha çok hissetmeye başlayabilirsiniz ya da partneriniz size sevgisini daha fazla gösterebilir. Ya da sevgili arkadaşlar, burada belki biraz fevri konuşmalar da söz konusu olabilir. Her iki taraf açısından da. Çünkü burada Jüpiter var. Jüpiter evet bolluk berekettir. Bulunduğu yeri çoğaltır. Ama siz burada sevdiğiniz kişiye karşı, Koç biraz sinirli, agresif olduğu için söylüyorum. Mars'ta ikizlerde dilinizi tutamayıp burada biraz fevri konuşmalar, dilinizin böyle keskin olması gibi konuşmalar söz konusu olursa burada bunun büyümesi gibi bir durum da söz konusu olabilir diyorum sevgili arkadaşlar. Evet, 20 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle daha böyle ilişkilerimizde hemen bir an önce olsun isteyebiliriz. Belki birden evlilik kararı verebiliriz. Birden artık ben evleniyorum diyebilirsiniz ve bunun bir an önce olmasını isteyebilirsiniz. Ya da partnerinizden karşı ya partnerinizin sabrı olmayabilir ya da sizin artık sabrınız olmayabilir. Bir şeyleri hemen olmasını isteyebilirsiniz. Evliliğinizde bir şeylerin hemen düzelmesini istersiniz. Aynı zamanda arzuların ve tutkuların, heyecanın da çok fazla olabileceği bir zaman dilimi olacaktır sevgili arkadaşlar. Ayın 18'inde Güneş Balık burcuna geçecek. Güneş'in Balık burcuna geçmesiyle de sizin çalışma hayatınızla ilgili, gündelik hayatınızla ilgili daha fazla aydınlanacağınız, daha fazla göz önünde olacağınız, daha fazla aynı zamanda sevgili terazi burçlarım burada
yaptığınız işlerle göz önünde olmak gibi de bir durum söz konusu olabilir. Bazı terazi burçlarında biraz böyle hastalık, bir rahatsızlığımız varsa, burada bu güneşin buraya geçmesiyle de bu rahatsızlıklar biraz daha ön plana çıkabilir. Burada bunu biraz gösterebilir bize. Özellikle de mide gibi, aynı zamanda genital bölge gibi cinsel organlar da olabilir. Aynı zamanda mide, meme, bu organların biraz daha fazla rahatsızlık kısmında dikkat çekebilir sizi. Kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın diyorum. Ve sevgili arkadaşlar, burada biraz daha böyle bağımlılık çalıştırdığınız bir durum da söz konusu olacaktır. Eğer kullandığımız işte sigara sağlığa zararlı bu arada, işte alkoldü, bu tarz sürekli içtiğimiz ya da çok fazla içkiyi abartabilir, çok fazla kendimizi uyuşturmak isteyebiliriz, bu tarz gündemleri de söz konusu olabilir diyorum. Aynı zamanda hayalinizi kurduğunuz, hayalini, yani ben şurada çalışmayı çok isterdim, şu işi yapmayı çok isterdim dediğiniz bir şey varsa da bunun da gerçekleşmesi gibi, hatta bu şey, yani onun gerçekleşmesi için önünüze bir fırsatın da çıkması mümkün diyebilirim sevgili terazi burcu için. Evet sevgili arkadaşlar, sizin için de Şubat ayı yorumu bu şekildeydi. Öngörüsü böyleydi haritamızın. Nacizane ben de yorumlamaya çalıştım. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Gayet güzel. Sadece sağlıkta bir bağımlılık kısmında bir sıkıntı var. Belki de sürekli kullandığınız bir ilaç varsa, bu ilaçla ilgili de bir işte belki sürekli içmek zorunda kalabilirsiniz. Bir rahatsızlığınızdan dolayı artık sürekli bu ilacı içmeniz gerekiyor da diyebilir doktorunuz. Bu şekilde bir etki olabilir. Buna dikkat edin diyorum. Onun haricinde de gayet güzel şeyler var. Sıkıntılı süreçler yok mu? Var, ama onları zaten haftalık açılımlarda ben yeterince söylüyorum. Anlatmaya çalışıyorum nacizane. Evet, o zaman herkese mutlu bir Şubat ayı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.